Arkadaşlar, yeni bir kitap değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Uzun süredir pandemi sürecinin içerisindeyiz. Covid virüsüyle mücadele ediyoruz. Bu süreçte paralel olarak geçen gün Veba isimli kitap arşivimde, kütüphanemde karşıma çıktı. Ben de bu vesileyle okumak istedim. Fakat daha sonra araştırdığıma göre son dönemlerde oldukça popüler olmuş bu kitap. Dünyanın her tarafında en çok okunan kitaplardan birisi haline gelmiş. Malum insanlar bu sürecin içerisindeki psikolojilerinden dolayı edebi anlamda da bunun nasıl yansımaları olduğunu merak etmiş olabilir. Ben de Veba isimli kitabı bu psikolojide, bu mantıkla elime aldım ve okudum. Öncelikle Albert Camus ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Albert Camus, Cezayir doğumlu bir Fransız. Edebiyatçı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir felsefeci olarak da bilinir. Özellikle varoluşçuluk ve absürtizm denilen hayatın anlamsızlığı ile ilgili felsefi görüşlerin savunucuları arasında yer alır. Fakat kendisini hiç filozof olarak nitelendirmemiş, bir edebiyatçı olarak görmüş düşünürlerden bir tanesi. Albert Camus'un daha önce okuduğum kitapları var. Yabancı isimli kitabını okumuştum arkadaşlar. Oldukça da beğenmiştim işin açığı, oradaki karakter örgüsünü, olay örgüsünü, konu anlatımını, edebi dilini. Oldukça da beğenmiştim diyebilirim. Veba isimli kitabına gelirsek arkadaşlar, bu kitap 1940'lı yıllarda, 47 yılında daha doğrusu neşredilmiş, basılmış. Fakat roman 1940'lı yıllarda geçiyor. Net olarak hangi yıl olduğunu söylememiş bize. Cezayir'in Oran isminde bir sahil kentinde geçiyor. Yalnız romana giriş kısmı çok ilginçtir. Oran kenti tasvir edilir romanda. Fakat Oran kenti oldukça negatif bir havayla bize yansıtılır. Bu Oran kentinde yaşayan insanların belirli rutinlere bağlı kaldığını, ticarete meyilli, belirli zevklerden yoksun, aşktan bir haber, hatta kuşların bile uçmadığını söyler kentte. Çarpıcı bir ifadeyle mevsimlerin değiştiğini bile gökyüzüne bakarak anlayabilirsiniz diyerek sıkıcı, boğucu bir atmosfer sunar Oran kenti olarak karşımıza yazar. Oran kentini yazarın cümleleriyle ifade etmem gerekirse, yazar bize Oran kentini şu şekilde tasvir eder. Oran gerçekten de sıradan bir kent. Cezayir'in bir Fransız ilinden başka bir şey değildi. Kentin kendisi de itiraf etmek gerekir çirkindir. Dingin görünümlü bu kenti başka onca ticaret kentinden farklı kılan şeyin ne olduğunu ayırt etmek için biraz zaman gerekir. Örneğin ne bir kanat çırpışın ne de bir yaprak hışırtısının duyulduğu, güvercini olmayan ağaçsız ve bahçesiz bir kent, tam anlamıyla yansız bir yer nasıl düşünülür? Mevsimlerin değişimi ancak göğe bakılarak anlaşılır. Burada da gördüğümüz gibi yazar bu kenti oldukça negatif bir atmosferde karşımıza çıkarır. Oran kenti gerçekten var, kurgusal bir kent olabilir mi diye düşündüm. Cezayir'in bir şehri olarak gördüm haritada da bakınca. İşte bu kentte yaşayan insanların bir anda ortaya çıkan veba salgınıyla imtihanları diyebiliriz romanın genel konusuna. Romanda birçok karakterimiz var. Bunlardan bir tanesi Doktor Rio. Doktor Rio'nun aslında biz günlüklerini bir roman olarak okuruz. Aslında anlatılanlar Doktor Rio'nun günlükleri olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Doktor Rio bir gün evden çıkarken bir fare ölüsü görür. Daha sonra kapıcısıyla bu fare ölüsüyle ilgili konuşurken bu fare ölülerinin şehirde oldukça yaygın bir şey olduğunu son günlerde öğrenmeye başlamasıyla veba salgını ortaya çıkmaya başlar. Doktorlar bu veba salgını artmaya başladıkça, insanlara bulaşmaya başladıkça bir araya gelirler ve bu salgına karşı neler yapabileceklerini düşünmeye başlarlar ki salgın daha da kontrol dışına çıkmaya başlayınca artık devlet bu duruma el koymaya başlar ve çeşitli yaptırımlar yapar. Burada günümüzde oldukça paralel, yani oradaki insanların psikolojisini çok rahat anlamamız açısından da aslında bu dönemde tercih edilmesi gereken bir roman. Karantinaya kapatır devlet oradaki insanları, şehrin giriş çıkışını yasaklar, birçok resmi kurum kapatılır şeklinde günümüzdeki karantinaya benzer bir karantina ortamı yaratılır. Tabii o dönemdeki devlet erki daha katıdır. Günümüze göre daha katı ve daha sert önlemlerle bunu yapmaktadır. İnsanlar bazen bu tırnak içindeki baskılardan dolayı protesto ederler devleti. Daha sonra kamplar kurulmaya başlar. Bu kampta hasta olanlar tedavi edilmeye başlar ve nihayetinde
roman bu şekilde devam eder. Daha da ayrıntıya girmeyeyim. Benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi burada Albert Camus'un neden bir veba salgınını yazmak istemesiydi ki veba salgını biliyorsunuz insanlık tarihinin başına bela olmuş şeylerden bir tanesidir. Neredeyse çok eski dönemden beri hayatımızda olan, belirli aralıklarla hortlayan, kara ölüm denilen bir illettir. Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesinin hatta Anadolu'nun üçte birini katletmiş, yok etmiş musibetlerden, hastalıklardan bir tanesi. Yazar neden veba salgınıyla ilgili bir roman yazmak istesin diye düşündüğümde, roman 1940'lı yıllarda yazılmış arkadaşlar. Yani Nazilerin zirvede olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nın artık ortaya çıktığı, Almanların Fransa'yı işgal ettiği bir dönemde yazılmış ve Nazilere o dönemde yine vebaya benzer bir lakapla kara bela deniliyormuş. Birçok aslında roman analistine göre de burada vebayı o Nazilerin Fransa'nın üzerine kurduğu baskı olarak düşünmüşler. Zaten Albert Camus'un çokça alegorik ve sembolik anlatımları vardır arkadaşlar. Belki o felsefi düşünce altyapısının bir yansımasıdır bu. Daha sonra biz bu baskı ortamında insanların içinde bulundukları ruh halini aslında görürüz. İnsanların böyle bir musibet karşısında takınabilecekleri tavırlar, davranışlar, iç sorgulamaları, hayata bakışları, hayatı anlamlandırmaları çabası veya anlamlandırmaları mücadelesine biz burada şahit oluruz. Romanda bir tane rahip vardır, Rahip Panelo. Rahip Panelo ateşli vaazleriyle insanların bu durumlarının kendi ettiklerinin bir sonucu olduğunu ve Tanrı'nın onları cezalandırdığını söyleyerek onları dine çekmeye çalışır. Ki günümüzde de çok paralel biliyorsunuz bu sürecin başında da böyle söylemler çokça oldu. Yani aslında kitabı okuduğunuz zaman sizin içinde bu ruh halinin benzerliğinden dolayı oradaki insanlarla çok fazla özdeşleşebiliyorsunuz romanla. Sadece sizin ruh dünyanızla alakalı değil, çevrenizde olan şeyler de çokça paralel. Belirli bir baş kişi yok. Romanda birçok kişi var. Romanın ilginç kişilerinden bir tanesi de Grant isminde bir devlet memuru ve yazma çabası içerisinde olan roman yazmak isteyen bir devlet memuru. Fakat ilk cümleyi bir türlü bulamaz, bulduklarını ise hiç beğenmez ve bir türlü romana başlayamaz. Bir diğer ilginç karakter Cotard'dır. Cotard bir kanun kaçağıdır. Bu veba salgınının başlamasıyla adaletten bir süreliğine kaçabilmiştir. Aslında burada farklı karakterlerin, farklı kişiliklerin biz bu salgına, bu olağanüstü duruma bakışlarını, yaklaşımlarını görürüz. Bu karakterler daha ziyade bu amaçla bize hizmet ederler. Aslında romanın alt metinlerinden bir tanesi de din ve felsefe tartışmasıdır. Çünkü Rahip Panelo'nun bakış açısıyla Doktor Rio, Tanrı'yı inkar eden, Tanrı'nın olmadığını düşünen ve hayatın bir kaos içerisinde ilerlediğini düşünen bir kişidir. Rahip Panelo ile Doktor Rio'nun nezdinde aslında biz din ve felsefe çatışmasını veya tartışmalarını da burada görmekteyiz ki ikisinin arka planında da aslında hayatın anlamı sorgusu vardır. İnsanlar veba salgınıyla birlikte kendi dünyalarına kapanmakla birlikte iç dünyalarına da kapanmışlardır. İç dünyalarına kapanarak kendilerini sorgulamaya özellikle oran halkının önceki yaşantısındaki o manasızlığın ortaya daha çok çıkmasına sebep olmuştur bu durum. İnsanlar kendi iç dünyasına kapanarak kendilerini sorgulamaya, yaşamın ve hayatın özellikle ölümün ne olduğunu sorgulamaya başlamışlardı. Çünkü sevdikleri tek tek ölmektedir gözlerinin önünde ve günümüz salgınından daha korkunç olarak bir de hıyarcıklı veba geçirerek yani fiziksel deformasyona da uğrayarak ölmektedir ki bu insanlar için daha yıkıcı bir durumdur. Bu kargaşa içerisinde biz insanların bu olaylara nasıl baktığını görürüz. Her ne kadar birçok edebiyat düşünürüne göre Albert Camus'un burada vebayı Almanların Fransa'yı işgalini temsilen ortaya atılmış bir şey olduğunu düşünse de ben daha ziyade insanın o içsel sorgulamasını ortaya çıkaracak bir dış baskı olarak gördüm. Yani eğer Oran kentini bir düşman işgal edip insanlar o düşman işgalinden dolayı kendi içlerine kapansaydı kendilerini sorgulamaktan ziyade düşmana odaklanacak ve bütün suçu bütün yanlışı düşmanlarda bulacak, kendi içlerindeki o sorgulamayı erteleyeceklerdi diye düşündüm. Ama bu düşmanın görünmeyen bir düşman olması, çaresiz kalınacak bir düşman olması, yani veba olması, insanların bu manada kendilerini daha çok sorgulamalarını sağladığını düşünüyorum. Aslında kitabın en temel temalarından bir tanesi de umut ve mücadele. Çünkü romandaki bazı karakterler bu vebayla mücadelenin mümkün olmayacağını düşünerek kendilerini pasifize edip ölümü beklemeye başlarken Doktor Rio gibi sonuna kadar mücadele etmeye devam eden bazı figürler ise bize her şartta, her durumda, her baskıya karşı bu görünmeyen bir şey de olabilir, mücadele etmek gerektiğini, son ana kadar direnmek gerektiğini, sonunda
hiçbir başarı elde edilemeyecekse bile o süreci mücadeleyle geçirmek gerektiğini ve böylece o bitişi daha anlamlı hale getirmek gerektiğini vurgulayan bir kitap olarak da karşımıza çıkıyor. Çok ilginç bir bilgi edindim bu kitapla ilgili. Döneminde basıldığında Marksist düşünceye sahip gruplar bu kitabı pek beğenmemişler. Herhangi bir siyasi ideolojiyi burada küçümseyip aşağılayıp veya ötekileştirmiyorum ama İkinci Dünya Savaşı ölçeğinde düşündüğümüzde bu dikta mantığıyla insanları ve toplumu yönlendirmeye çalışan gruplar nezdinde düşündüğümüzde aslında Albert Camus'un bu eseri her şartta, durum ne olursa olsun mücadeleye devam etmek, mücadeleden asla yılmamak ve sonuna kadar umudunu yitirmemek üzerine güzel bir eser olarak da edebiyat tarihinde yerini almış diyebilirim arkadaşlar. Kitabın dili çok akıcıydı. Albert Camus'un çok canlı ve sürükleyici bir dili var ki zaten edebiyat alanında da kendini azısıyla ispatlamış. Bu alanda Nobel ödülü almış edebiyatçılardan en genç ikinci edebiyatçı olarak da tarihe geçmiş yazarlardan bir tanesi. Ben bu kitabı keyifle okudum arkadaşlar. Oldukça da günümüzle paralel olması hasebiyle canlı bir kitaptı. Bu durumdaki, bu atmosferdeki kendi psikolojimizi anlamamıza da yardımcı olacak bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap değerlendirme videomu burada sonlandırıyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni video yüklediğimde bundan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.